Bekliler. Lütfen. Polis görevli arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bakın. Yasak kameralar çekiyor. Ama herkes çekiyor telefonla. Hayır bakın. Otobüs yapmadı. Bir saniye. İhanet etmedi. Cansızlık yapmadım. Arkadaşlar lütfen Gel abi. Çıkın. Çıkacaksınız. Uyarıyorum sizi. Anayasanın 137. maddesi diyor ki kanunsuz emri yerine getirmeyin diyorlar. Anayasamızın 137. maddesi uyarınca aynı zamanda bunun uygulamasını gösteren CMK 91 ve 92 diyor ki mevcut olan mahkeme kararının uzatma süresi geçtikten sonra insanlar eğer gözaltında bulunuyorsa ve bu hürriyeti tahdit suçunu oluşturur diyor. Şu anda sizin yaptığınız bu süre dolduğu halde insanları halen gözaltında tutuyor olmanız hürriyeti tahdit suçunu işliyorsunuz. Yurt Bey mahkemede bunu dile getirdiniz mi içeride bulunmaz? Benim dediğim ifade tamamlanmadı. Savcılık da suçladı. Savcı hakkında hiç ifade almadı. İfade çıkarmadı. Mahkeme de hala ifade almadı. Ne savcı benim ifademi aldı ne mahkeme ifade aldı. 54 saat nezarethanede hiçbir soru sorulmadan yatırdım. 54 saat. 54 saat sonrasında ifademe başlandı. Yok vakit bittiği için sevket cezalar tamamlayamadı. Savcı alacak bir geldim. Savcı da ifade almadı. Akşam bıraktı gitti. Ne savcı ne mahkeme almadı. Hala bekliyorum böyle. Herhangi bir gerekçe sundular mı size? Ne bir gerekçe ifadenizin alınmadı. Ne ifade bir kelime suçlamada bulundu. Evrakları sordular. Resmi evraklar. Her bir devletin kayıtlarında resmi olmasa kayıtlı olması bulamazlar zaten. Cumhuriyet Savcı bir evrağı niye yazdı diyor. Polisin nereye yazmasını bekliyorsunuz bu evrağı? Polis yaptığı tüm adli işlemlerde Cumhuriyet Savcısının talimatlarını yerine getirmekte yükümlüdür. Bu sair mevzuat ve yasalar buna hükmeder. Getirmemiş suçlu. Tamamını savcılığa göndermişim. Bu evrağı niye savcılığa gönderdiniz diyor. Hukuk karar verecek, göreceğiz hep beraber. Göreceğiz. Daha savcılık ifade ve mahkeme ifade hakim ifade alınmadı. Siyasal ve casus suçlaması, resmi belge sahtecilik, soruşturmanın gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal. Daha ifadem başlamaz. İlk söylediğim söz bu, ifademde kayıtlı. Siyasi ve askeri casusluk yaptığımı sordurardım, kesin ifade. Bu dedim çok önemli bir suçtur. Bu suçun işlenmesi alçaklıktır, şerefsizliktir. Bu suç işlenen mutlaka cezalandırmadır. Bana bu suçlama ilgili lütfen direnin. Derhal istatlarınızı bildirin. Diğer suçlarla ilgili cevapları soracağım. Dosyada ifade alanda bize hazır format verdiler. Dosyanın içeriği ifadeye sahip değilim. Ne soracağımı bilmiyorum. Belki ileride çıkar dedi. Bir hazırlanmış matbu ifade. 107 sayfa bitti. İçinde bir tane istat çıktı. Bir tane. Bir kelime. Bir kelime benim istat çıktı. Savcı da ifade almadı. Mahkeme de almadı. O yüzden bilemiyoruz. Tamam. Bekliyoruz. Hukuksuzca. Tamam çıkıyoruz. Bekletiyoruz daha bu. Bekletiliyoruz. Beklemiyoruz. Bekletiliyoruz. İnsan hakları konuşan bir eski. Burada insan haklarının ihlali açısından davayı takip ediyoruz. Biz burada kendi kanunsuz işlem
imtihanına karşı suç işlemişse...